Romanları kapatıyor, oydaların dalarım. Size nereden oturun, ben burada alırım. Romanları kapatıyor, oydaların dalarım. Size nereden oturun, ben burada alırım. Haydi gidelim haydi, haydi dinleyin musun? İnce dinleyin, sırdan gelmeyin musun? Haydi gidelim haydi, haydi dinleyin musun? İnce dinleyin, sırdan gelmeyin musun? Ooo şimdi! Haydi gidelim haydi, sista anlaşıya. Haydi gidelim haydi, sista anlaşıya. Koydu beni sevdan vur, ölürdük başkasına. Koydu beni sevdan ya, hadi ya başkasına. Dostlarım, bugün Hasan Cihat Örter sanatçı buluşmalarında gördüğünüz gibi o çok sevdiğim, benim de kanını taşıdığım Karadeniz'den bir kardeşim, Giresun'dan bir genç ozanımız Mahmut Uzun Öner. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Şerefler getirdin. Allah razı olsun, sağ olun. Kemençeyi de bizi meftun ettin da. Siz de öğrendiniz hocam biraz ya. Bayağı bir öğrendiniz ya. Ya yok, ben şimdi senin yanında çalıyor sayılmam da yetenekle işi götürüyorum. Ama çok öğrenmek istiyorum. Nefis bir saz. Yay atmayı öğrendikten sonra hocam siz evet, kaparsınız. Onu da öğreneceğim inşallah, evet, yavaş inşallah. Yavaş. Ben şimdi rebap gibi sürtüyorum. Mahmut'cum tabii biz tanışıyoruz. Evet hocam. Sen sevilen bir sanatçısın. Özellikle yöresel olarak Giresun Görele'den. Evet. Bizim başkanımız Selami Başkan'ın da hemşerisisin. Köylüsüyüm. Köylüsüsün bir de üstüne üstlük. Evet. Görele'den hangi köyden? Onlar Yerli Köyü'nden. Evet. Biz İsmailbeyli Köyü'ndeniz. Çok güzel. Aramızda birkaç tane köy var. Ama, harika. Aynı pazarın çocuğuyuz yani. Ne güzel, ne güzel. Selami Başkanımız bizim Türkiye Şair Ozan Yazarlar Derneği'nden
kurucu üyelerinden evet. Hasan Askıran gibi. Dolayısıyla biz de orada yönetim kurulundayız seninle. Evet. Toplantılarımız var. Hatta cumartesi de toplantımız var ama cumartesi benim röportajım var. Bilkent Üniversitesi'nden gelecekler. Onun için bu cumartesi gidemeyeceğim. Hasan abiye yazdım. Şair Ozanlar Derneğimiz bir tanedir Türkiye'de. Evet. Onu inşallah başkanımıza destek vererek sürdüreceğiz. İnşallah. Elimizden gelen desteği, yardımı yapacağız ve şairlerimizi de bekliyoruz efendim. Üyemize, üyelerimiz çok değerli şairlerdir. Her sene yarışmalarımız olur. Bu arada derneğimizin de afisi olduğu bir reklamını yapalım. Tabii ki. Değil mi? Ya şimdi de, evet canım. Böyle güzel bir derneğin yönetiminde çatısı altında olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Yani sizler gibi sanatını dünya kabul etmiş, bütün herkesin bildiği takdirle, saygıyla karşıladığı insanların, üstadların, mülteciler arasında olmak. Tabii biz sizin yanınızda biraz daha yani şeyiz, toyuz daha. Rica ederim, rica ederim. Ben de aynen toyum yani. Sizlerin yanınızda olmak gerçekten benim için bir onur, gururdur. Çok çok, çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Sağ ol canım. Her zaman senin bir kere insanlığın, dostluğun, güzelliğin her şeyin önünde. Müzikten, kemençeden daha önemli. Teşekkür ederim. Öyle koyabilirsin mübarek sazı. Şimdi Mahmut Uzunöner kimdir? Şöyle kısaca bir bahseder misin Mahmut'cum? Mahmut Uzunöner, 1984, İstanbul Şişli doğumluyum. Aa, İstanbul'da doğdum. Evet, İstanbul'da doğumluyum. Ben seni Giresun'da doğdun zannediyorum. Yok, Giresun'da kaldığım biraz mazim oldu. Ailemin işlerine de değil, oraya gittik. İlla ki. Tekrar ben tek başıma dönüş yaptım İstanbul'a. Şu anda yaklaşık 10 seneye aşkın bir şekilde Beykoz'da oturuyorum. Çok güzel. Sporsal faaliyetlerde bulunuyorum. Birkaç tane takımlarda kalecilik yaptım. Oo, halen daha devam ediyorum. Ben de çok severim kaleciliği. Bir ara ortaokul dönemi denemiştim ama tırnaklarım kırılıyor diye. Evet. Hatta benim hocam Fenerbahçeli Datkuy'du. Oğlum sen çok iyi kaleci olursun ama çok sinirlisin, bir de müzikle uğraşıyorsun. Müzik hassas adam işi deyip bıraktırmıştı bana. Çok sert şutlar çekiyordu. Ben Galatasaraylıyım ama fanatik değilim. O Fenerbahçeli olmasına rağmen Datkuy'u çok sevmiştim. Selam olsun Datkuy'a. Evet Mahmut'cum, kaleciliği seviyoruz. Bir de sarı kırmızısı sen Galatasaraylısın. Yok, Beşiktaşlı. Olsun, Beşiktaş'ın marşını da ben yapmıştım maçlardan biri. Takımı tutmak güzeldir. Bir takım tutmak, bir parti tutmak ama fanatizm kötü bir şey. Çok kötü. Holiganlık kötü bir şey. Tabii ki. Hele hele ki aynı takımda kardeşler başka takımda birbirlerini öldürüyorlar. Evet, maalesef. Yani buna karşıyım işte. Bu holiganlık, bu insan evladının yapmış olduğu bu cehalet diyelim. Evet. Ya kardeşim ayrı takımlarda oynayanlar birbirinin arkadaşı. Evet. Nereden nereye geldik? Yani sonuçta neticede herkes insan. Bir de sporda en önemli planda fair play olması lazım. Centilmenlik. Tabii. Zaten bu Türkiye'de insanlar stadyumları ve sahaları babasının tarlası gibi kullanıyorlar. Aynen. Kurallara uymuyorlar. Evet. Maalesef alkol tüketimi de çok. Of of. Gerçi son zamanlarda alkol veya sigara yasaklandı tribünlerde. Ama önceden yaşanmış olaylar kaideyi bozmuyor. Bozmuyor. Ama Avrupa'da ben onu göremedim. Avrupa'da insanlar başka takımı, iki takımın taraftarı karmaşık bir şekilde fıstığını, çekirdeğini, içeceğini içe gene stadyumlarda evde sinema izler gibi maçını izleyebiliyorlar. Evet, bu da bir medeniyet göstergesi. Tabii ki. Özür dileyerek söylüyorum. Biz galiba medeni olamadık Mahmut'cum. İnşallah oluruz. İnşallah. İnşallah. İşimiz Allah'a kaldı zaten. Elhamdülillah. Bu güzel yapacak bir şey. Evet Mahmut'cum, İstanbul'da doğdun. Ve tabii kanında bu Karadeniz müzikleri, kemençe ozanlığı var. Evet. Sülale de var bu ailende. 94 yılında amcam vefat etti. O kemençe çalıyordu. Allah meşhur Allah muydu? O zaman yani yöremizde meşhurdu. Yerel olarak, yerel olarak benim, iyiydi. Benim Adem Bora akrabamız gibi. Evet. Köyden Adem evet. Abi gibi. Ay canım. Cide, Kurucaş ile Cide, Kirazdere mezrasının ozanıdır Adem Bora. Evet. Bir de ben bizim yörenin en büyük, gelmiş geçmiş en güzel, en büyük, en ünlü kemençe üstadlarından Bicoğlu Osman.
Sayın Katip Şahide Bicoğlu Osman rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun da mezarlığı, kabristanlığı, kulaksız mezarlığında. Evet. Ben her bayramda, her gün, her zaman ziyaret ederim kendisini. Ne güzel. Yine yaşayan efsane, Karadeniz'deki Kemençe'nin virtüözü Katip Şahide hocama. Evet. Buradan da sizlerin aracılığıyla birlikte saygılar, sevgiler sunuyorum. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi TRT'den emekli Sayın Mehmet Sırrı Öztürk hocam var. O da Kemençe Üstadı. Ona da saygılar, sevgiler sunuyorum sizin aracınızla beraber. Evet Cancağızım. Ben onları örnek alarak, yöre türkülerini örnek alarak, ben çünkü memlekette bayağı bir kaldım. Askerden önce çalıştım orada, işe girdim, çalışıyordum. Evet. Marangoz çıraklığı yaptım orada. İlginç. Marangoz çıraklığından yaparken de kendi kemençemi de imal ettim. Harikasın. Kendi kemençemi imal ettim. Elindeki kemençe kendi kemençem mi? Elimdeki kemençem yok. Trabzon yöresine ait evet. Vakfı Kebir yapımı bir kemençe. Evet. Özel sipariş üzerine yaptırdım. Evet. Şimdi tabii ki İstanbul'da o zaman çok kemençe yapanlar yaygın değildi. Evet. Şimdi daha çok yaygınlaştı. Trabzon'da çok değerli lütiyeler var, çok evet. Değerli ustalar var. Bir ara bir tanesiyle yazıştım. Belki bana bir tane hediye eder diye şu mübarek sazdan, müthiş bir saz. 3 tane teli var ama türlü hali var. Karadenizli Duda. Bunu bu arada gene laf açıldı. Dursun Karaca üstadımız da beni ziyarete geldiğinde Rize Çayeli'dir. Evet. Orada da söylemiştim bunu. Çünkü Osman Şinalımız müzik öğretmenidir, Ardeşenlidir. Çayeli diyorum ama Ardeşen, Çayeli bunlar yakın evet. ilçeler. Dolayısıyla Osman Şinalım bunu bana hediye etti. Eksik olmasın, buraya da yazdı. Ona da bir çekim yaptık buradan. Öğrenmeye çalışıyorum. Bir tane de sen getirdin galiba bana. Bir tane ben getirdim, yolda biraz deforme oldu. Onu olsun. Tanrı'ya verdik. Belki deformasyondan sonra daha iyi ses çıkıyor. Daha iyi ses çıkıyor bence. Çünkü bizim değerli arkadaşım Erkan Oğur'un da gitarı uçakta kırılmış. Gitar yapıldıktan sonra daha iyi ses vermiş onun kardeşisi meşhurdur. Oradan biliyorum, onda da bir hayır vardır. Yani. Evet. Evet Mahmut'cum, ilkokul, ortaokul, hep burada mı lise? Biraz ben, bahseder misin? Okulu Giresun'da bitirdim. Hepsi Giresun'da. Evet, Giresun'da bitirdim. Liseye mezun oldum. Tekrar buraya dönüş yaptım 2002 yılında. Evet. Olur işte İstanbul'dayım. Yani bir inşaat fakültesi falan düşünmedin mi? Sizin yöre genelde inşaat fakültesine evet. girer. Ondan yok, sonra pek inşaat şey mühendisi olurlar. Biliyorum yani. Evet. Ben dedim İstanbul'a gidince dedim. Türkü söyleyeceğim, kemençe çalacağım. Anladım. Liseden sonra devam ettim. Liseden sonra devam etmedim okula. Yani ozan olarak devam ettim. Evet. Peki Cancağızım, burada kalalım, buradan devam edeceğiz. Hasan Cihat Örter Sanatçılar Buluşması'nda benim sevgili kardeşim Mahmut Uzunan'ı Giresun Görele'den mahalli yerel sanatçı ve yeni kuşağın yeteneklerinden Aziz Emir'den bir şarkı şimdi birlikte seslendireceğiz. Altyazı M.K.
Çağdaş bir kardeş. Çok hoşuna gitti benim çalışım. Ben de Mahmut'a dedim ki sana şimdi dedim iş teklifi gelecek. Patronlar sen gel Mahmut'cum ama arkandaki garip kılıklı adam da gelsin dediklerinde şu fıkrayı anlat dedim ona. Ve şunu anlattım. Adamın biri vakti zamanında bir papağan almak istemiş. Evimde papağan olsun işte bana sesime ses versin. Yalnızlığımı gidersin diye dükkana girmiş. Bakmış böyle rengarenk bir tane duruyor, güzel kafesi var. Bu ne kadar demiş? Efendim $500
demiş satıcı. Aman demiş, neresi 500 dolar bunun ya? İşte kuştur. Kuş ama demiş, iki dil biliyorum. Ya iki dilinden geçtim, bir tane konuşsun yeter demiş. Bu ne kadar demiş. Bakmış böyle renkli, cicili bicili. O da 300 dolar falan. O da pahalı. Bu ne kadar 200 dolar? Bu ne kadar 300 dolar? Bu ne kadar 150 falan? Ama kafasından herhalde bir 50 dolarlık bir şey almak istedi. Ama dolarla çalışıyoruz yani. Evet. Tam kapıdan çıkarken gözüne böyle bir papağan ilişmiş ama kafesi eskimiş, püskümüş, artık dökülüyor. Papağanın kendisi de yaşlanmış, gagası eğrilmiş, tüyleri dökülmüş. Ya demiş, kuştur ya, bunu alayım. Yani bu ne kadar deyince satıcı böyle yapmış, kafasını sallamış. Ötekileri alamadınız, bunu hiç alamazsınız. Neden ya demiş, bu hepsinden pahalı. Neyse pahalı, dökülüyor ya, görmüyor musun demiş. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Satıcı demiş ki hemen, ötekiler var ya ötekiler. Ötekiler ona üstad diyorlar demiş. Vallahi bravo hocam. Üstadların kıymetini bilinmediği ülkede yaşıyoruz. Evet. Maalesef matesim. İnşallah bilindiği günleri de görürüz. Güzel İnşallah. Dostlarımız var. Gönül dostlarımız var. Onlar geliyorlar, buluyorlar bizi. Aslında onların sayısı daha fazla da ortaya çıkamıyorlar gibi düşünüyorum Mahmut'cum. Ne diyorsun? Şimdi bu yozlaşma hakkında bir genç olarak. Bizim Karadeniz müziğinde son dönemlerde çıkan önemli yani müzik adına bayağı bir geçmişten geleceğe bayağı bir çağ atlatan sanatçılarımız var. İlla ki. Bunun başında rahmetli Erkan Ocak da geliyor. Erkan Ocak da arkadaşımdır, evet. Dur içinde yazsın. Onun yaptığı güzellik neydi, hemen onu hatırlayalım. Bağlamaya Karadeniz müziğini uygulamış, evet. Önemli sanatçılardandır. Düzenlemeleri vardır, derlemeleri vardır, evet. Ve sesi çok güzeldi. Çok güzeldi. Değerli bir müzisyendi. Evet. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Evet. Onun peşinden İsmail Türüt gelir. İsmail Türüt kardeşimizi çok seviyorum. Popüler kültürde, evet. Gerçekten Karadeniz müziğini çok sevdirdi. Ona da selam olsun İsmail Türüt'e. Ondan sonra işte Volkan abi, Volkan Konak geliyor. Volkan Konak canım ciğerimdir. Hem konservatuvar, evet. Akademisyen kişiliği var, master'lıdır, evet. O. Ve beni programına çağırmamasına rağmen ben onu seviyorum. Yönetmenindedir kabahatte. Hasan Cihat gelir şimdi burayı dağıtır, bilmem ne yapar. Biz dağıtıcı bir adamıyız. Bozan adam mıyız? Yok hocam. Galiba bizim müzikteki deli doluluğumuzu yanlış anlıyorlar gibi hocam. Düşünüyorum. Evet. Öyle bir adam böyle paylaşımlar yapar mı? Düşünemiyorlar. 50 sene sonra düşünürler inşallah. İnşallah hocam. Ya dünyada olur muyuz 50 sene sonra? Allah. Sanatımız olur inşallah. Sanatımız olur hocam. O daha önemli. Tabii ki. Ama ben olmadıktan sonra ne yapayım sanatı ya? Yaşarken değerlensin. Tabii ki. Haklısınız. Evet. Devam edelim. Üstadların kıymetini bilinmediği bir ülkede yaşıyoruz dediniz. Size tamamıyla katılıyorum. Şu var. Şikayet değil. Yok. Bu bir realite, gerçek. Evet. Eğer ki biz de Karadeniz müziğinde veya yöre müziğinde yani üstadlar gibi bir yol kat edebilirsek. İlla ki. Biz de. Bu bir deneyimdir biliyorsun. Tabii ki. Bir süreçtir. Evet. Bir efendim tecrübedir. Senin mübarek kemençeni alıyorum. Seninki oturmuş tabii. Oturmuş. Senin yayın bile oturmuş yani. Biraz önceki anlattığım şey gibi olmaya başlamış. Papağan gibi. Papağan gibi. Çok müthiş bir saz ya. Evet. Bundan bu eşik şeyinden ben de yaptırmak istiyorum. Yardımcı tamam, olursan. Oluruz canım. Çok sevinirim. Öğrenmenin sorunu yoktur. Sen de benim kemençe öğretmenim ol. Kimden öğrendin dedikleri de Mahmut Uzun Öner'den. Estağfurullah hocam. Ben bunu seninki oturmuş. Bir programa gittim. Bu İzmir tarafında bir düğüne gittim. Evet. Orada da bir tane sanat müziği solistinin kemancıları vardı. Hı-hı. Ben de normalde buraya yaprak yapıştırıyordum. O ötüyordu, dip geldi bana, yapıyordu falan değil mi? Allah razı olsun yani şöyle omuzuma vurdu, delikanlı dedi, o şekilde olmaz dedi. Tabii. Bunu dedi, sana dedi, benden dedi bir tane hediye dedi, çıkardı. Allah, bak görüyor musun? Bu dedi, eşik altına yapıştır dedi, yapıştırdım gerçekten yani. Buradan ismini bilmiyorum gerçi ama eğer ki bizim videolarımızı falan izlerse Allah razı olsun. Şurada şu şekilde
Evet. Normalde buraya yaprak yapıştırıyorduk. Tabii biz. Onları da izah edersen evet. Bilmeyen dostlarımız da öğrenirler. Yani şimdi o tarz şeyler yapıştırmasınlar. Çünkü tabii. Ben yapıştırdığımı sizler daha iyi görüyorsunuz. Burada leke oluşturdu, bant lekeleri. Uh-huh. Ama buraya sadece eşik altı dediğimiz... Nereden bulunuyor bu eşik altı? Bu eşik altı elektronikçilerde bulunabilir. Anladım canım. Elektronikçilerde bulunabilir. Müzik merkezlerinde bulunabilir. Müzik mağazalarında evet. Satılıyor. Bunun bir markası var mı? Markası yok. Kemençe için mi demek gerekiyor? Kemençe ve keman için mi? Keman için daha çok kullanılıyor bunları. Anladım. Çünkü çok sevdim sound'unu. Güzel bir sound'u. Ben normalde eşik altı kulaklık falan da kullanıyordum. Ama onlar elektronik olduğu için çok. Yani en iyisi bence siz ayrıcısınız ama kablolarını kuhon verir. Tabii. Çünkü birebir cihazlara bağlı olduğu için arada mesafe yok. Kablo gücüyle beraber daha iyi ses verir. Normal onlardan çok iyi ses alamadım ben. Ha, bizim aldığımız çok kaliteli değildi. Gücümüzün yettiği kadar aldık. Ama tabii ki Behringer'in, Shure'un bir sürü telsiz mikrofonları var. Tabii çok. 5000, 6000 dolardan başlıyor. Çok değerli markalar evet. Var. Bizim programlarda kullandığımız gibi ses kartları. Tabii. Benimki bir gariban Layla Crack ses kartı kullanırsa efendim ama önemli olan kulak ve gördüğün gibi ben de burada bir mixing, editing yapıyorum, record evet. Yaparken müzisyenlik daha önemli, aletten daha önemli. Evet. Ben 20 bin, 50 bin dolarlık cihazı olup da kayıt müzik yapamayan insanlar biliyorum. Maalesef hocam. Aletleri var, cihazları evet. Var. Yani şimdi isim sayacağım ama saymak istemiyorum. Gerek yok hocam. Piyasada çok var öyle. Evet. Çıptıs çıptıs eller havaya yumurtalar. Yani halkımızı eğitmek lazım. Halkımız eğitimsiz, cahil değil. Eğitildiği zaman evet. Bir eğitimde eksiklik var bizde Mahmut'cum. Müzik konusunda çok yanlış adımlar atıldı. Evet. Bu bizim Karadeniz müziğine de yansıdı. Şimdi sizin yani ben Lafın Meclis'ten dışarı yani bu işi yapanlara söyledim yani kendi camiamda. Sizin zaten İstanbul'da yaşamış olduğunuz süre zarfı içerisinde belli bir kapasiteniz var. Devlet işinden emeklisiniz. Eviniz başınızda, barkınız başınızda, evet. Emekli maaşınız geliyor. Halen daha kemençeyle beraber yani çok dört dörtlük çalamayıp da dört dörtlük söylemeyen insanlar, bu işten bir ufku olmayan insanlar halen de bunun parasını peşindeler hocam. Yani ama benim sadece işim bu. Ben ne yapacağım? Yani şimdi... O bütün müzik camiası için aynı şey biliyor musun? Bu dediğin şey çok önemli ve çok geçerli bir kelam evet. Adamın belirli bir seviyesi var, belirli bir müzik bilgisi var. Yeteneği de sınırlı ama ona rağmen alttan giriyor, üstten çıkıyor. Her yerdeler, medyada da onlar. Maalesef. Paraları da var ceplerinde, reklamla bir yerlere geliyorlar. Esefle kınıyorum bunları. Ve yetenekli, gerçekten bu işi hakkıyla yapan insanlar ne oluyor? Kıyıda köşede kalıyor. Evet. Sayın Bülent Arsoy'un programında biz o reklamla gelenlerin halini gördük. Aman isminiz şey yapmayalım. Revert diye bir enstrüman piyasaya kabul ettirdi. Evet. Evet. Revert, onun adı Revert değildir canım kardeşim. Reverb'dür. Reverb, hall, derinliktir. Delay, echo, bunlar birbiri arkasına gelen seslerdir. Echo da ah 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 gibi bir sound çıkar, ses çıkar. Reverb'de de ah dediğimizde bir S de bakayım. S. Bu natural oda sound'u. Şimdi reverb'ı duyuyorsunuz. S. Duydunuz mu efendim? Arkadaki bu ses. S. Evet. Ve bunu kapatıp eko yaptığımızda ekoyu da duyalım. Se. Bu da eko efendim. Delay. Gecikme demek. Evet. Delay. Bir daha verelim ekoyu. Se. Evet kardeşim. Duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi budur. Onlar tabii bizim gibi insanları programına çağırmadıkları için evet. Bunlar oluyor. Yapımcıların büyük hezeyanı ve yapımcıların büyük faşizmi bu. Televizyonlarda bunu yapıyorlar. Volkan Konak kardeşimin programına da gidememe sebeplerinden biri bu galiba. Ben ve benim gibilerin. Evet. Demokrasiden, insanlıktan bahsediyorlar. Aydınlık çağdaşlıktan bahsediyorlar. Böyle sayacağım çok isim var. Ben kendimi teyze ediyorum. Ama çok değerli adamları gelir şimdi bizi bozar diye. Bozmazlar efendim.
ülkenin kültürüne imza atmış insanlar sizi böyle baş tacı ederler. Çağırın programlarınıza. Ben 56 yaşına geldim. Binlerce de programa gittim. Şimdi Barış TV'ye İlkim Karaca, rahmetli Cem Karaca'nın eşidir. Onun programına gideceğim. Çünkü İlkim beni bilir. Programlarımı sundu bir sunucu olarak. Konservatuvar mezunudur, müziği de bilir. Giderim. Ama çağrılan her yere giderim. Evet. Çünkü davete icabet denen bir evet, hem sünnettir hem bizim dinimiz için. Hı. Dinimiz de ne hallerde tabii. Şu konuya girmek istemiyorum. Efendim, hem de davete icabet bir kültürdür. Buraya geçen Rize Çayeli'nden doğma değerli üstadımız Dursun Karaca abim geldi. Ve gerçekten çok rahatsızdı. Bel fıtığı var. Dizinden rahatsızdı. 67 yaşında, Allah uzun ömürler versin. Ben onu el cihazımla çıkardım kendisini buraya, 4 katı. Birçok dostumu sırtıma alarak çıkartıyorum, getiriyorum. Dolayısıyla insanlarımız medyada kimin ne olduğunun farkında değil. Böyle evet, gülü gülü yapıyorlar ya, canım sizi çok seviyoruz, arkadan küfür basıyorlar. Ondan sonra da arkamdan yazıyorlar. Bunlar da var. Evet. Bu arkadan, sen de bir yere geldiğin zaman senin arkandan da yazacaklar. Bu sanal alemin denetimsizliğini de lanetle kınıyorum. Lanetliyorum, esefle kınıyorum. Evet. Böyle bir şey mi olur? Tamam, internet yasağı. Yasaklara karşıyız Mahmut'cum. Ama denetlenmeli. En azından iş yapan, çalışan, bizim gibi sevgisi olan, saygısı olan insanları, hassas, sinirli insanları asabını bozmasınlar, tahrik evet, etmesinler, taciz etmesinler. Avukat üstadımız Turan Ateş, emekli hakim, hukukun ordinaryosu bu konuyla ilgileniyor. Belki de bu konuda bir devrim yapacak. En azından topluma mal olmuş insanları yaralamasınlar, karalamasınlar. Evet. Ondan sonra çok üzülüyoruz. Biz de hocam. Çıldırıyoruz. Evet. Yarın öbür gün isim yaptığın zaman, ki yapacaksın, ben buna inanıyorum ve bir kardeşim olarak sana destek veriyorum. Yetenekli olduğun için. Sağ ol. İyi insan olduğun için. Yetenekli olmasaydın, iyi insan olmasaydın ben sana ne kapımı açardım ne stüdyomu açardım. Allah razı olsun. Dolayısıyla bütün ülkemizin olumsuz şartlarına rağmen güzel bir yere geleceksin Mahmut'cum. İnşallah hocam. Bırakma. Sağ ol. Bırakma. Devam edeceğiz. Sonuna kadar. Evelallah. Evelallah. Kardeşim Giresun Görele Ozan'ı, Karadeniz'in bir gülü, Mahmut Uzun Öner'den kendi bestesi Görele horonu, aranjmanda bendenize ait. Şimdi üstüne bas gitar çalacağım. O da eşlik edecek playback'ten. Dinliyoruz. Su bulanır gözünden, akar düşük yüzün. Neler geldi başıma bu sevdalık yüzün. Sıstağının üstünde var odamız olan. Al bu seni giderim, yok anlamız baban. Al bu seni gider bir daha. Yakar mısın sevgilim yanlış yürekliyim. İstanbul'u gösteren köprüsüdür köprüs. İstanbul'u gösteren köprüsüdür köprüs. Orada taksim olur güzellerin köprüs. Orada taksim olur bir daha. Olayım dolanayım seninle de bulay. Devran seni yaratırsa kurban olay. Allah seni yaratırsa kurban olay. Get up, get up, go, go. Get up, get up.
yollara kona kona. Yerine gideceğim yollara kona kona. Bilezikli kolları dolan boynuma don. Atmenin atılmadı kadırgada sattılar. Aramız çok iyiydi aramız da kalkalım. Aramız çok iyiydi sana 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 sana. Mahmut Uzun Öner kardeşime sormak istiyorum. Bu kemençeye merak eden kardeşlerimiz için, gençler için neler tavsiye edersin? Bunun hocaları var mı İstanbul'da kurs veren? Şimdi yeni öğrenmek isteyen arkadaşlarıma tek tavsiyem şudur. Evet. Geçmişi güzel bir karıştırsınlar. Evet. Üstadları iyi bir şekilde karıştırsınlar. Evet. Araştırsınlar. Araştırsınlar. Araştırmadan hiçbir şey bakmasınlar. Şimdi kemençenle birkaç form gösterir misin bize? En çok geçerli olan çalış stili, çalış formu neler Mahmut'cum? Biraz aydınlat bizi. Sana revert vermiyorum, revert veriyorum. Bak. Ben Bicoğlu Osman'ın güzel bir Trabzon kahya havası var. Evet. Biz bunu öğrenmek için ustaların peşinden çok gezdik. Ya. Usuller neler? Şimdi kemençe Karadeniz'de. Ama nasıl bir enerji veriyor ya? Duramıyoruz. Evet. Ölüyü diriltir bu müzik Mahmut ya. Kemençe Karadeniz'de Görele'den çıkmadır. Öyle mi? Çok ilginç. Evet. Görele'den çıkmadır. İlk defa bunu öğrendim. Rize'den değil yani. Şimdi Rize'li Trabzon arkadaşlarımız alınmasınlar. Sakın alınmasın. Kimse onlar da daha iyi biliyorlar. Evet. Kemençenin sayılı üstadları Görele'den çıkıyor. Şu benim kemençemi de biraz konuşurken çal ya Mahmut'cum. Selavatlansın. Üstadın elinde. Fon müziği mi vereyim? Ya hayır, arada örnekler verirsen. Üstadın elinde saz değerlenir. Çok önemlidir. Üstad çaldığı zaman bir enstrüman kendine gelir. Nefes alır. Aşkı bulur. Çalındıkça tabii ki oturacak, adam olacak, pişecek.
İnsan gibi benim bir lafım vardır. Duvarlara yazmışızdır o kelamları. Demir erir, kömür biter. İnsan akıllanır, ömür biter. Evet. Benim özlü sözlerimdendir. Facebook'ta da var ama okuyan kim? Arkadan yazmak varken. Allah Allah, bizim kedi de içeride. Ferda'nın kedisi geldi. Bugün ay canım benim, fotoğraf da çektirdim. Çok tatlı. Benim kedimi de özledim. Ah canım, ah. Yıkıyor, ortalığı dağıtıyor bizim. Değerli kardeşim Mahmut Sunaner için ben bir besteyi çalıyorum. Perdesiz gitar, iyi boğulma.
tane daha dinleteyim. Mahmut kardeşim çok sevdi Perde sizi. Evet. Bir tane de insanlar için değil, bizi yaratan için bir albüm yaptım. Çok güzel. 99 Esma'dan diye. Bu albümlerimiz var Mahmut'cum. TTNet'te, iTunes'da, internette binlerce. Ama... Ama... Seni arar,
arar. Seni arar, seni arar. Çok sevdiğim güzel kardeşim, ona bir abisi olarak el verdiğim, ufak ufak kimseye bir ticari çalışma yapmıyorum ama stüdyomda Hasan Askıran başkanımız önce rica etti. Ben de dedim sen rica edersen emirdir başkanım dedim. Emir telakki ederim. Büyüklerimden gelen ricayı. Dolayısıyla Mahmut kardeşimle de çalıştığıma çok çok memnunum. Çünkü işini çok iyi severek yapıyor, çok iyi biliyor. İstikbali var. Benim oğlumla da yaşıtsın. 84'lü o Taceddin Serhat'ımla. Sizin gençleri bunalıma soktular bu ülkede. Evet. Politikacılar. İşsiz bıraktılar. İnşallah önümüz açılacaktır. İnşallah. Çünkü her kara gecenin bir gündüzü vardır. Muhakkak. Her sıkıntının, her çilenin bir güzelliği, ferahı vardır. Evet. Ben bunlara inanıyorum. Dibe vurmadan da çıkamazsın. Kesinlikle hocam. Biraz dibe vurmamız gerekiyor. Evet. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Dolayısıyla amin. Mahmut kardeşime ben de destek veriyorum. Bana daha önce destek verenler gibi. Allah razı olsun hocam. Bu işler böyle. Birbirimize ne kadar muhtacız. Çok. Bunun bir farkına varsak, evet, birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu, ne kadar o hiç beğenmediğin bir insanın bile senin için neler yapabileceğini tahmin edemezsin. Bu mu ya dediğin adam sana yardım eder. Evet. Çünkü kapalı kutular içinde mücevherler vardır. Bilinmez. Kimse göremez. Evet. İyilik yap denize at. Halik bilmezse balik bilir. Mahmut'cum neler düşünüyorsun? Projelerin neler? Hocam epey bir zaman oldu işte biz bu işe başlayalı ama bir albüm yapmadık. Bir albüm yapmayı planlıyoruz Allah kısım ederse. Karadeniz müziğine başka bir çağ atlatmayı düşünüyoruz. İnşallah. Benim bu yaptıklarım da sana demo olur. Evet. Gösterirsin yani. İşte bak böyle olacak evet diye. Şimdi mesela yani, piyasada çok müthiş aranjörlerimiz var. Osman İşmen, Turan Yükseler gibi. Evet. Daha çok gençler de var. Onlar sana pik attırırlar. Ne dediğini yaparlar. Ben bu piyasa işi yapmadığım için benim aranjörlüğüm kendime. Evet. Bir arada büyük orkestraya yaptım. Çalıştım. Eurovizyon orkestrası. Kent Orkestrası'na. Eserlerim çalındı. Dolayısıyla bu yolda devam ettiğim müddetçe ufuk açılacaktır. İnşallah hocam. Sen zaten albümü yapıyorsun şimdi. Bak bu da bir albüm. Evet. Yaptığın çalışmalar da en büyük albümlerden birisi. Ha, sağ ol. Eksik olma. O senin güzel. Bugün burada olmak gerçekten çok güzeldi. Ben sizin yanınızda olduğum için çok çok gururluyum. Aynen. Mukabele ediyorum. Allah razı olsun Mahmut'um. Hocam. Sağ olun. Sen güzel bir kardeşsin. Örnek bir kardeşsin. Duruşunla, senin duruşunu bir kere ben çok seviyorum. Sağlam duruyorsun. Sağ olun hocam. Bu çok mühim. Allah razı olsun. İnsanlar bu materyalist dönemde her şeyi para yaptılar. Maalesef. Hep böyle yandaş gidiyorlar. Evet. Yandaş değil, yoldaş olmak lazım. Evet. Yoldaş Türkçe bir kelimedir. Kravatın da çok güzel Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür ederim hocam. Tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Halim. İki Mustafa'yı anlamadık. İki Mustafa'yı anlasaydık. Evet. Biri kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Mustafa Kemal Atatürk. İki Mustafa'yı bizim insanımız anlasaydı şu anda bu sıkıntıları çekmiyorduk. Hem sosyolojik hem parapsikolojik hem politik. Ne kadar sıkıntı varsa hiçbirini çekmiyorduk. Bunu hep söylüyorum. Ben kimsenin de adamı olmadım. Kimsenin adamı olmamı da beklemesin kimse. Allah'ın adamı oldum her zaman. Aydınlıktan, çağdaşlıktan ve insandan yana oldum. Hayvan hakları mı? Hayvandan yana oldum. Kadın hakları mı? Kadından yana oldum. Gariban mı? Garibandan yanayım aga. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık. Sağ var ol, hocam. Nur ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben her zaman yanındayım. Ama vakit bulabildim mi diyorsun. Vakitle yarışıyorum görüyorsun. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür bir gün Görele'ye gider miyiz? Giresun'a. İnşallah hocam. Bir konser verelim sen. İnşallah hocam. Tamam mı? İnşallah. Vallahi Hasan Cihat Örter, Mahmut Uzun Öner diye. İnşallah hocam. Bir konser yapalım. Şimdi istiyorum yani. Buradan İnşallah. Görele'li belediye başkanlarımıza da selam olsun. Medyadayken
96-99-2000 yıllarında televizyon programları yaptım. Gelmek istiyorum diyordum. Hemen kültür müdürleri arıyordu beni. Buradan diyorum şimdi zaten herkes internette. Konser vermek mi? Evet verelim. Gelelim efendim. Geliriz. Tabii ki. Alırız gitarlarımızı, sazlarımızı. Böyle kardeşlerimizi de alırız. Geliriz. Mahmut'cum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Nur olma. Saygılar sunuyorum. Şimdi yukarıda hatıra defterimiz var. Bir de yukarı çıkalım. Tamam hocam. Sanatçı buluşmalarını aldık ve komşumuz Ceyda'yı da çekelim bu arada. 3 hafta grip mi yaşar insan? 3 hafta grip yattı bu kızcağız. Evet ve kendine gelebilir mi? Geldim hocam. Oh geçmiş olsun ama bu Şubat ayında, Mahmut'cum Şubat ayında ne bu hava yavrum ya? Şubat mı Mayıs mı? Mart'ı Nisan'ı görmeden Mayıs geldi. Mahtır insanı görmeden Mayıs geldi da. Mayıs geldi da, Mayıs geldi da. Evet Mahmut'cum, çok seviyorum bu sözü. Çok teşekkür ederim. Bir şey unutma. Bana buraya gelen muhakkak bir şey unutur. Şimdi ben seni kemençeye de gönderiyorum. Evet. Thank you.